Gübre fabrikaları Türk Anonim Şirketi Gübretaş, Antep fıstığında verim ve kaliteyi artıracak Yeşil Altın adlı taban gübresini Gaziantep'te düzenlediği bir etkinlikle tanıttı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Güvende, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada bitkilerin beslenmesinin insanların beslenmesine benzerlik gösterdiğini söyledi. Bitkilerin diğer canlılar gibi doğru ve düzenli beslenmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Güvende, tarımda gübre denilen şeyin aslında bitkiler için beslenme şekli olduğu, o yüzden gübrelemeye önem verilmesi gerektiğini işaret etti. Bitkinin beslenmesi insanın beslenmesi gibi. Yani bitki de bir canlı. İnsan gibi, hayvan varlığı gibi bitkinin de doğru ve düzenli beslenmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin toprak haritasını çıkartıyoruz. Bunu çok çok önemsiyoruz. Çünkü kullanılması gerektiği kadar bu ürünleri kullanmamız gerekir. Daha fazlası hem bitkiye hem çevreye zarar verir. O yüzden de ihtiyaçların doğru tespit edilmesi gerekiyor. Toprak analizi de bu konuda temel konulardan bir tanesi. Bakanlığımız da 2009 yılından beri toprak analizini destek kapsamını alarak çiftçimizin bu işi önemsemesini sağlıyor, sağlamak istiyor. Antep fıstığı konusu bu bölgede hepiniz benden daha iyi bildiğiniz için o konuya da girmek istemiyorum. Çünkü zaten sizin yaşam tarzınız, kültürünüzün bir parçası, hayatınızın da önemli bir yer tutuyor. Ama fıstığın bundan sonraki süreçte de hem bu bölgenin ekonomisinde hem de ülke ekonomisinde daha önemli bir yer edineceğine inancımız tam. Bugün 150 bin ton civarında bir üretimden bahsedildi. İnşallah bu miktar daha da üst rakamlara çıkacak. Ama üretim artarken fiyat istikrarının sağlanmış olması, fiyatlarının düşmüyor olması üreticinin üretime devam etmesi açısından çok çok önemli. Gübretaş Genel Müdürü Şükrü Kutlu da bitkiye ve bölgeye özel geliştirilen gübrelerle çiftçiye destek olduklarını kaydetti. Dünya nüfusu hızla artıyor, bunu biliyoruz. Ülkemizin nüfusu da artıyor. Ve insanların gıdaya olan ihtiyaçları her gün daha çoğalıyor. Ama artmayan bir şey var, o da topraklarımız. Maalesef topraklarımız artmadığı gibi yapılanmayla ve diğer etkenlerin sayesinde daha da azalıyor. Tabii bu verimliliği artırmak, gıda ihtiyacını karşılamak için devreye diğer çalışmaların girmesi gerekiyor. Bunların en başında da bu etkiyi sağlayacak en önemli etken olarak da gübre karşımıza çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Antep fıstığının kent için önemine işaret ederek fıstığın genetik yapısı nedeniyle bir yıl bol, ertesi yılsa az rekolte verdiğini anımsattı.